Evet efendim, herkese iyi akşamlar. Müzikle farkındalık sohbetlerimize bu akşam bestesi Hacı Arif Bey'e ait olan Vücud iklimenin sultanısın sen, efendim derdimin dermanısın sen adlı nihamet makamında bir eserle başladık. Neden mi bu eserle başladım? Türk musikisinin böyle sürpriz, gizli hazine olan eserleri vardır. Bu eser de onlardan bir tanesidir. Bir ara TRT'de Hacı Arif Bey dizisi yayınlandığında çok gündemde olan bir şarkıydı bu. Ama müzikte farkındalık ya sohbetlerimiz, size bir farkındalık uyandırması açısından bu eserin önce sözlerini tekrarlamak istiyorum sizlere. Vücud ikliminin sultanısın sen, efendim derdimin dermanısın sen. Bu eser efendim İslam dininin yüce peygamberi Hazreti Muhammed'e yazılmıştır. Ona övgü, ona olan sevgidir. Sevginin cinsiyeti, dini, dili, ırkı yoktur. İşte Hacı Arif Bey de o yüce İslam peygamberimize bu besteyi yaparak armağan etmiştir. Ama bu çok az bilinen bir bilgidir. Sizlerle paylaşmak istedim. Örneğin mesela böyle çok bilinen yine ne olduğu bilinen de ne olduğu bilinmeyen bir takım eserler vardır. Hüseyin'in makamında sanırım Şükrütunar'ın geçti sevdalarla ömrüm ihtiyar oldum bugün. Ben huzurunda yer öptüm, tacidar oldum bugün diye. Sanki böyle normal bir şarkı gibi bilinir. Ama o şarkıda ihtiyar oldum bugün özellikle çok sevdiğim bölümüdür. Biliyorsunuz ihtiyar olmak özgürlüğünü kazanmaktır efendim. İhtiyar oldum diye bazı kişiler üzülüyorlar ama ihtiyarlık özgürlüktür. İstediğini söyleyebilmektir, bilgeliktir. Ve esas
Oradaki en çarpıcı yer, ben huzurunda yer öptüm, tacidar oldum bugün. Tasavvuf tarikatlerinde kişilerin sikkeleri tekbirlenir ve o tarikata girdiklerinde bir merasim yapılır. Ve aslında işte tacidar oldum bugün derken ben bu şekilde taçlandım diye anlatılan bir sözdür. Ama sanki eğlence musikisinde de okunabilir. Bu da müziğin gizli büyüleridir diyelim bunlara. Gizli güzellikleridir diyelim. Musikide böyle şarkıların hikayeleri gibi çok sevilen, çok bilinen, bilinmeyen daha doğrusu ama çok özel şarkılar vardır. Bunları paylaşarak farkındalığınızı bu gece böyle taçlandıralım diye düşündüm. Aklıma geldiği gibi söylüyorum. Hemen yayından az önce geldi bu. Bununla başladım. Ama dediğim gibi bunlar çok özel eserler, çok güzel eserler. Biliyorsunuz belki veya bilmiyorsunuz, ben müziğin gelenekselliğinden geliyorum. Geleneksel Türk müziği ile ilgili birçok şeyler yaptım, örnekler yaptım, hizmetler ettim Türk musikisine. Bunlarla ilgili birçok CD'ler çıkarttım, birçok yayınlar, birçok konserler gerçekleştirdim. Hem tasavvufi yönde, hem dini, hem din dışı birçok örneklemelerle hizmet etmeye çalıştık Türk musikisine diyelim. Bu konuda hizmetimiz inşallah makbul hizmetlerdendir. Artık belirli bir zaman sonra daha modern, daha farklı, daha dünyaya seslenecek şeyler düşünüyor insan. Daha nasıl Türk müziğini daha önce de yurt dışında birçok konserler gerçekleştirdik. Avrupa'da birçok ülkeyi hem dini hem din dışı müziklerle gezdik, dolaştık. Elçiliğini yaptık, müziğimizi tanıtmak istedik. Ama bu sefer de böyle daha onlarla birlikte, daha genç nesille birlikte bu geleneksel kültürümüzü nasıl modernize ederiz düşüncesiyle bir yayın gerçekleştirmek istedik. Ve de bu kısmet oldu. Bu ayın 30'unda inşallah tüm dijital medyalarda yayınlanacak bir eserimiz. Onunla ilgili de size bir şey dinletmek istiyorum. Parça bir jenerik. Şöyle hakkında fikir verme açısından. Çalışma bu. HYSM prodüksiyonluğunda çok sevgili dostum Halil Yıldız'ın düzenlediği ve yönetmenliğini yaptığı bir şey. Hayır, bilmiyorum. Varsa onu davet edelim. O da duygularını bizimle paylaşsın. Hocam merhaba. Hocam merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sonunda böyle inşallah... Bir toplantıdaydık ama misafirlerim vardı ama baktım yayınınızı gördüm. Hani katılmak istedik. Buradan bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum.
Şeref verdiniz, şeref verdiniz Çok efendim. teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Sağ olun, var olun. Sonunda o çalışmamız inşallah izleyicilerle buluşacak. Birazcık bize bahseder misiniz? Nasıl oldu bu çalışma? Nereden ulaştık? Nasıl geldik? Tabii ki 17. yüzyılda yaşamış Kul Budala babamıza ait bu eser. İsmail diye bilinir aynı zamanda kendisi. Tabii hocamın bazı eserleri vardı sevgili arkadaşlar, yayında olan arkadaşlar şu anda. Hocam artistikinden eserlerini açtı bana ama bağlama hep içinde bir ukde kalmış. Biz tabii ilk önce hocamla Türk müziğini bir tartıştık güzelce böyle. Konuyu kapattık. Çok keyifli bir paylaşım yaptık aramızda. Tabii bağlama sound'unu da hocam akort düzenleriyle ilgili ben bir sound tanıtınca hocama dedim ki hocam hani bu eseri müsaade ederseniz düzenlemesini yapmak istiyorum vesaire. Bu şekilde sevgili Gürsel hocamla bu yolculuğa başladık. Çok keyifli bir çalışmaydı. Hem Anadolu'yu anlatıyoruz hem Batı'nın armonik yapısı da yani aslında müzik ayrıştırıcı değildir. Sanatın her dalı birleştiricidir. Dolayısıyla biz bu eserde tüm dünyayı birbiriyle birleştirmeyi hedefledik. Eserin inşallah bahtı açık olsun. Sizler de çok güzel şeyler dinleyeceksiniz arkadaşlar. Armoniler dinleyeceksiniz. 30 Ağustos'ta tüm dijital mağazalarda olacak. Aynı zamanda HYSM Prodüksiyon'un YouTube kanalında ve Gürsel hocamızın YouTube kanalından da ulaşacaksınız. Ama ben isterim ki sanatçıya destek adına hani bunu ücretsiz dinlemek yerine çok büyük emek var ya Spotify'dan, iTunes'tan böyle mağazalardan indirerek bizlere destek sunmuş olabilirsiniz. Umarım yapmış olduğum bu düzenleme Gürsel hocamın da çok hoşuna gitmiştir diye tahmin ediyorum. Ne demek? Estağfurullah hocam. Biz şöyle efendim, burada ben Türk müziği gözlüklerimi çıkarttım. Halil hocam da halk müziği gözlüklerini çıkarttı. Nasıl etnik olabiliriz dedik. İnanın 2 ay stüdyo çalışması sürdü. Kaç defa kayıtlar yapıldı, kaç defa yeniden beğenmedik. Daha güzeli nasıl olur dedik. Şöyle efendim, bu aslında hikayesi bunun Orta Asya'dan kopuzla başlıyor. Mesela kopuz Türklerin çok geleneksel bir sazıdır. Bağlamanın atasıdır, değil mi Halil hocam? Evet hocam. Kopuzla başlıyoruz ve Anadolu'ya bağlamayı alıyoruz ve daha sonra biz buna gelenekselliğimizde var olan kemençe ve ney enstrümanlarını kattık. Duduk çaldı Halil hocam. Ritimler kullandık. Çok çeşitli ritimler kullandık. Aynen Hatta öyle. dünya ritimlerini kullandık. Ve de dolayısıyla böyle bir etnik Anadolu Caz diye bir çalışma ortaya çıktı. Daha önce de söylediğim gibi klasik birçok şeyler yaptık. Halil hocam da halk müziğiyle ilgili birçok onlarca CD'si çalışması var. Biz böyle yeni bir hevesle herkese merhaba demek istedik. Bu konuda inşallah müziğimiz adına dünyaya seslenip Anadolu müziğinin güzelliğini, Türk müziğinin güzelliğini hep beraber dünya ile paylaşmak amacımız. Yolumuz bu Eyvallah sefer. hocam. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi bir ustayla çalışmak benim için de büyük bir deneyim ve tecrübe oldu. İyi ki varsınız. Yani bilginiz daim Estağfurullah. olsun. Çok güzel Estağfurullah. paylaşımlarımız oldu. Hem Türk müziğiyle ilgili hem halk müziğiyle ilgili. Yani müziğin gelişmesi adına çok önemli şeyler, adımlar attığınıza inanıyorum. Sağ olun, var olun. Size çok bu yolda çok birikimlerinizi aktardınız bize. Onlar da deneyim oldu. Onları da deneyimledim sayenizde. Ama Hep Türk müziği birlikte. gözlüklerinizi çıkarttığınız için size ayrıca burada izleyenlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayrıca artık evrenseliz. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Yoldasın herhalde Halil hocam. Seni daha Evet çok hocam. rahatsız etmiyor. Çok teşekkür ederim. Benim sana Sağ ol. Abdullah, Var ol. buradaki sevgili dostlara selam olsun hocam. 30 Ağustos'ta tüm dijitallerden Bülbül Olduğum Gülistan'da Şakırım eserini indirip dinleyebilirler. Yayına aldığınız için beni çok çok teşekkür ediyorum. Bu heyecanı birlikte buradan paylaştığımız için sağ olun, var olun sevgili hocam. Rica ediyorum. Gönlüne sağlık Hacı kardeşim. Sağ olasın, Hocam var çok olasın. sağ olun. Ağzınıza yüreğinize sağlık sizin de. Var olun inşallah. Evet. Ben müsaadenizi istiyorum hocam. İyi akşamlar, iyi yayınlar Estağfurullah. diliyorum sizlere. İyi akşamlar. İnşallah bir sonraki yayına tekrar daha geniş katılacağım böyle. Sağ olun, var Tamam. olun. Sevgilerimle, Tamam. hürmetlerimle. Görüşmek üzere. Sağ ol. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun Sağ ol. hocam. Evet efendim, böylece size yeni yaptığımız çalışmadan da haber verdik. Aslında geleneksellik çok önemli bir şey muskide. Biz gelenekselliği kesinlikle bozmuyoruz.
Gelenekselliği de çok seviyoruz, modernliği de çok seviyoruz ama dünyanın özellikle tasavvuf müziğini tanımasını istiyoruz. Çok güzel ilahilerimiz, çok güzel nefeslerimiz, çok güzel türkülerimiz var. Genelde geçmişte Batı müziği, halk müziği, Türk müziği arasında böyle bir takım ayrımlar vardı. Biz inşallah bu birlikteliği sağlamak için bir görevimiz de birleştirici olmak. Örneğin burada da tekke müziğinden çok kısa örnekler verdik. Çok kısa bir zikir tekrarlaması var burada. İşte hay dedik. Allah dedik kısaca. Ve aşk dedik. Allah sevgidir dedik. Aşktır dedik. Sevginin kendisidir dedik. Ve zaten her zaman söylüyoruz. Tasavvuf o ne diyor? Yüce Yaradan sizi sever diyor. Biz de bu sevgiye, buna sığınarak büyük ne diyelim filozof, psikolog, tanıyanlar tanır, Osho bunu hep böyle anlatır. Der ki İslam mistikleri o kadar Tanrı'ya aşıktır ki der, ondan sevgili diye bahseder der. Başka dünyanın hiçbir dininde bu yoktur der. Evet biz Yüce Yaradanımıza sevgili deriz. Mevlana ben ne diyor öldüğü gece? Ben bu akşam benim için bayram gecesi, şebi aruz diyor. Karısı bakıyor ki ölecek diye üzülüyor ve kızıyor karısına. Sen neden kızıyorsun? Ben sevgilime kavuşuyorum bu akşam. Benim için bayram gecesi, şebi aruz bu gece diyor. İşte anlayanlara, bilenlere ne mutlu ki o kavuşmanın bir ayrılık değil, tam aksine sevgiliye kavuşma olduğu bilincindeler. İşte bu güzelliği insanlarla paylaşalım, gençlerle paylaşalım, büyüklerle paylaşalım ve dünyaya birlikteliğimizin, müziğimizin ne kadar güzel, ne kadar anlamlı olduğunu anlatalım dedik. Tek isteğimiz, tek amacımız bu. Yoksa yapacağımız şimdiye kadar yapmaya çalıştık. Geleneksel olarak bir takım örnekler de verdik ama bunu da inşallah insanlar sevgiyle karşılarlar. Olumsuz eleştiri olacağını tahmin etmiyorum ama olursa da başımız üzerindedir. Onlara da geçmişte yapmış olduğumuz gelenekselliklerden örnekler veririz biz. Geçmişte Mevlevi ayinleri de seslendirdik şükür. Bektaş nefesleri de, ilahiler de, şarkılarda, türkülerde her şeyi seslendirdik. Müziği bir bütün olarak, müzik bir birleştirici bütünlüktür arkadaşlar. Müzikte ayrımcılık yoktur. Dolayısıyla müziğin bu yönüyle evet, buyurun efendim. Canlı yayını alıyoruz. Esselamu aleyküm efendim. Aa, çok güzel sürpriz. Selam Sultan. Selam babacığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinliyoruz güzel sesinizden, sedanızdan, Allah'tan başka bir şey niyaz etseydim. Aslında zaten halinizi böyle canlı yayına alıp bir sohbet yapma niyazı vardı içime. Demek ki duam kabul olmuş. Kendinle olmuş. Çok memnunum. Estağfurullah. Biz sizi dinlemek için katıldık. Sizi dinliyoruz muhabbete. Nasılsınız efendim? Elhamdülillah sesinizi duyduk, sizi gördük, cemaatinizi gördük daha iyi oldu. Vallahi benim için büyük sürpriz oldunuz. Hoşlar, sefalar getirdiniz. Burası da artık bizim dijital evimiz. Geçen hafta siz bizi ağırladınız. O güzel mekanınızda, o güzel yuvanızda gönlümüzü mest Çok teşekkür ediyoruz. Katılımınızla, enerjinizle bize büyük huzur verdiniz. Çok çok mutlu oldum. Estağfurullah, umutlu bize ait. Gelenekten bahsettiniz. Çok güzel muhabbet devam ediyor. Gelenek kelime manası itibariyle gelene eklemekten şeydir. Gelene eklemek önemlidir. Siz gelene ekleyerekten devam ettiriyorsunuz. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Estağfurullah. Esas o geleneğin güzel, bütün güzelliklerini sürdüren sizlersiniz. Zateniz
Bu işe hizmet ediyorsunuz. Başımızın tacısınız efendim. Sağ olun, var olun. Yüzyılların tarihini taşıyorsunuz. Estağfurullah, onun için gelenekçi olmakta fayda var. Evet. İşte Eren babacığım, biz de burada gelenek motiflerini yine aslına dinlediniz mi bilmiyorum, sadık kalarak biraz daha modernize ederek gençliği içimize nasıl alırız düşüncesiyle bir çalışma yaptık. Allah mahcup etmez inşallah bizi. Baba himmet, oğlum hizmet. Hizmet oldu müddetçe himmet olur. Cenab-ı Hak mahrum mahzun eylemez. Hizmet edenleri daima yüceltir. Çünkü siz Hakk'a hizmet ediyorsunuz. Hakk'ın seçtiği kulların yolundan gidiyorsunuz. Onlara hizmet ediyorsunuz. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun üstadım. Dualarınızı esirgemeyin. Çok teşekkür ediyorum. Bize varlığınızla, katılımınızla destek oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hanımefendiye de saygılarımı sunuyorum. Başımın üzerine var olun, sağ olun. İnşallah bir akşam zatenizle de bu geleneksellik üzerine bir sohbet ederiz. Estağfurullah, biz aciziz, sizi dinliyoruz, öğreniyoruz, dinliyor. Hazreti Pir'in dediği gibi dinle diyor, biz de dinlemeye devam ediyoruz. İşte demin zikrettiğim gibi üstadım, geçti sevdalarla ömrüm, yetiştiniz mi bilmiyorum, ihtiyar oldum bugün. Yok. Namazdan çıktım geldim, bildirim geldi, onun hemen üzerine evet. Sizi açtım. İlk önce vücud ikliminin sultanısın seni seslendirdim. Malum Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yazılmış bir eserdir. Sonra sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün. Ben huzurunda yer öptüm, tacidar oldum bugün dedim. Bu şarkı eğlence mekanlarında söylenir ama tacidar olmayı anlatan tasavvufi bir güçtür. Birçok şu anda günümüzde şarkı sözü olarak kullanılan Nutku Şeriflerin hepsi mana itibariyle tasavvufidir. Evet. İşte biz farkındalık uyaralım diye diyoruz bu konuda. Yani müzikte farkındalık. Bilinmeyen böyle cevherler, aklıma ikisi geldi. Araştırsak kim bilir daha nice güzel Nutku Şerifler vardır kullanılan. Muhakkak gençlerin gönlüne girmek çok önemli. Bu gelenekten buluşturabilmek, gelene onları ekleyebilmek en önemli hizmetlerden biri. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun efendim. Şeref verdiniz. O şeref bize ait. Var olun. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, var olun. Bu gece güzel gece, sürprizli geceler oldu. Eren babamız da bizi mest etti. Sağ olsun, var olsun kendisi. Başka katılmak isteyen, soru sormak isteyenler varsa bildiğimiz kadarıyla onları da davet edebiliriz. Evet, sohbet hiç umulmadık bir yerde. Sağ olsun kendisi bizi şereflendirdi. Eren babamız. Bu arada geleneksellikten bahsediyorduk. Dediğimiz gibi hizmet çok önemli bir şey. Moskiye hizmet. Bizim de başka bir yönde yapmış olduğumuz başka bir hizmetimiz daha var. Nedir bu eğitmenlik, geleneksel müziği eğitimini meşk usulüyle de yapıyoruz. Bu akşam size birazcık da meşk usulüyle meşkten bahsetmek istiyorum. Meşk usulü demek musikinin geçmişten bugüne gelmemizi sağlayan sistem demektir. Nasıl yapılıyor bu? Talebi ile öğretmen hoca karşılıklı hocanın ağzına bakarak, tekrarlayarak, usul vurarak oluyor efendim. Usulle. Yani matematikle oluyor. Matematiksiz dünyada hiçbir şey olamayacağı gibi müzikte matematiksiz olamaz. Mesela deminki seslendirdiğim bestede vücudik, bakın burada bir usul vardır. Düm tek tek, düm tek veya 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye bu usul içerisinde ölçerek sözleri yerleştirirsiniz. Eğer nota bilmiyorsa kişi bu usulleri vurarak
O eseri öğretmeye meşk sistemi denir. Buna tabii ilim diyebiliriz. Yani nota bilimi kullanmadı. Ama nota biliyorsanız tabii ki notalarıyla birlikte okuyarak, deşifrej yaparak o eseri öğrenebilirsiniz. Biz bunu nasıl sağlıyoruz? Hem nota öğrenene kadar meşk usulüyle gidiyoruz. Nota öğrendikten sonra da bilime dönüp usul vurarak okutuyoruz. İşte orada da bildiğiniz gibi Bender dediğimiz usul vurma aracımız var. Onu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bakın. Dün, bak, bak. Böyle bir vuruş şeklinde vuruş. Yani gördüğünüz gibi musiki sadece bir eğlence unsuru değil, ilim ve bilim var içerisinde. Bununla ilgili Instagram üzerinden de gruplarla dersler yapıyoruz. Arzu eden sayfamızdan bu bilgilere ulaşarak bizimle irtibata geçebilirler. Bizim elimize düşen müziği öğrenmeden kurtulamaz diyoruz. Hem ilimsel hem bilimsel olarak müziğe hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizim işimiz artık müziğe, bütüne hizmet efendim. Bu canlı yayınları da haftada bir cumartesi akşamları 20.30'da yapmaya çalışıyorum. Sorularınız varsa alttan yazabilirsiniz veya ben yayına katılıp sormak istiyorum derseniz sizi yayına alabilirim. Ama maalesef bu ülkede çok soru sorulmuyor. Sorularınız varsa Türk müziği ile ilgili bugün de canlı yayına başlamadan yazın. Ne isterseniz sorabilirsiniz diye. Buyurun. Sorularınız varsa cevaplayayım. Yoksa daha fazla vaktinizi almadan müsaade isteyip yayını kapatacağım efendim. Peki vakit ayırıp bizleri izlediğiniz için, beni izlediğiniz için, zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. İyi akşamlar.